Star Trek 3. Sezon 3. Bölüm 33. Acun Ilıcalı'nın yeni şey ile Survivor ortasındaki Sur tek kalan tanrı macerasıyla karşınızdayız evet, arkadaşlar. Evrenin 15 farklı noktasından toplanmış 27 farklı o dönemin youtuberı toplanacaklar ve adada birbirlerinin neyse. Ölümlüler evet. ve ölümsüzler ekibi olarak <laughs> düşünsene gerçekten Şelyak gelmiş, Borg gelmiş işte bir tarafta bilmem neler var. Herkes gelmiş orada birbirine diyorlar. Yaptılar abi onu işte. Lower Decks mi bir tane bir şey çıkarttılar. Komikli Star Trek çizgi filmi. Ha izlemedim daha nasıl? Kötü ee, mü? Yani. Reddit'ten gördüğüm kadarıyla ilgimi çekmedi. Ben New Trek, New Trek diyoruz biz bu aleme artık. Hmm. Yani New Trek'e genel bir gıcığım belki değildir Lower Decks ama inan bakmadım hala Star Trek Discovery sezon 1'in etkilerini atmaya çalışıyorum sistemimden <laughs> ben biraz şeyin kliplerini gördüm ee, bir şeyler araştırırken Picard'dan ee, hmm. Riker inanılmaz Ryker oynayan adam inanılmaz yaşlanmış deyip kapattım <laughs> Abi, Picard o kadar kötü ki neyse oyuncular da pek zaten oralı olmadı şöyle sahneler vardı çünkü dizinin içinde oynuyor muyum Bayağı. Abi <laughs> evet. çıkartmışlar abi Çünkü yapacak bir şey yok. Abi evet Neyse. Yazık Hadi gel güzel zamanlardan konuşalım. Evet kral dönelim. Ya. Survivors bölümü. Bu bölümde ne oluyor? Bu bölümde e, bir tane yardım çağrısı mı artık? Hostel çağrısı mı diye merak ettiğimiz bir çağrıya gidiyoruz. Yaklaşınca da gezegene Troy diyor ki Diana, Troy ablamız e, bakıyor. Yani burada 11 bin kişi olması lazım ama hiçbir şey hissetmiyorum galiba öldüler falan diyor. Sonra bakıyorlar ki kimse kalmamış. Gezegen dağılmış gitmiş küller içinde. Ama bir bakıyorlar data fark ediyor. Küçücük bir alanda bir yeşillik var. Bir ev var. Allah'a Allah diyorlar hayırdır ne oluyor burada ne iş. Çeşmedeki anneannemin yazdığım bu yoksa diye. Bir şaşırıyorlar. Sonra diyorlar ki bir gidip bakalım. Ve olaylar gelişiyor. Eve gittiklerinde de yaşlı bir çift görüyorlar. Baktığında dizi gerçekten ha, bu bölüm pardon çok e... X-Files bölümü. Aynen çok X-Files çok böyle eski tarz gizem bölümü olarak başlıyor. Evet. Ve şey diyorsun bak. Öyle bitmiyor. O şey zaten oluyor. Yani kesin ha bak yaşlı çift kesin bir şey çıkacak falan diye izliyorsun <laughs> bu bölümü. <laughs> zaten Diana Troy'da bir takım sesler bir şeyler algılıyor. O da bir tuhafsamaya başlıyor her şeyi. Aynen. Ee, Data böyle evde bir tane şey buluyor. Bu dans eden iki figürün olduğu bir müzik kutusu buluyor aslında. Klasik tabiriyle. Onu çalmaya başlayınca da e, müzik, o müzik, çalan müzik. Aslında Data'ya da sanırım orada. Ben öyle yanlış mı anlamıyorum. Onu da etkilemesi lazım ama insan olmadığı için etkilemiyor sanırım. Ama Troy'u etkiliyor çünkü o zaten telepat özellikleri var. O yüzden de zihninden çıkmıyor, hastalanıyor, çok kötü oluyor falan. Olaylar gelişmeye başlıyor. Bizimkilerde bu yaşlar ne iş diye araştırmaya başlıyorlar. Sen böyle e biraz sıkıldın ama galiba. Işte. Yani, e, yo ben bu bölüm şöyle ilginç bir bölüm. Bu bölüm izlerken keyifli bir bölüm çünkü çok merak ediyorsun. Ulan Hı. ne olacak, ne olacak, ne olacak diye. Ee, sonuçta da çıkıyor. Ee, çıkınca üstüne analiz videosu çekmesi zor bir bölüm çünkü evet. şu an yap yani ne diyeyim? çünkü gizem yani 45 dakika gizemi çözmeye çalışıyorlar. Son 5 dakikada çözülüyor. Ha, filan diyorsun bu seferde. <laughs> sonra da bu arada işin ilginci Picard da şey diyor. Ha. ha. sonra gemiye binip diyorlar çünkü durum çok ilginç. Gel durumu konuşalım aslında. Ama konuyu Picard çözüyor ya bu arada. Yani Tabii. hataya düşebilecek derken. Picard diyor ki ben şimdi yemleyeceğim ve çözeceğim diyor ya konuyu. <laughs> Çok da güzel çözüyor. Tabii inatla yani önce gitsinler diye gemi saldırtıyor sonra ev kayboluyor sonra saldıranlar saldırıyorlar ama tam hasar vermiyorlar. Bunlar gitmeyince bu sefer hasar veriyorlar. Bu sefer ev patlamış gibi göstertiyor. Kıllandıkça Picard kullanıyor. Şey uğraşmasa aslında da karşıda daha az zeki bir adam olsa daha doğrusu şey bırakacak gidecek muhtemelen de. İşte Picard kullanan bir herif Kılların herifi de kaçtıkça kaçıyor. <laughs> ee, hikaye çok ilginç ama. İşte efendim adam ismi de neydi? Kevin. Kevin. Aha. Ee, Kevin Meer ismi de ismi Kevin olan böyle bir tanrısal varlığın olması çok ilginç. Ee, <laughs> Kevin Meer Dovt diye bir ırka mensupmuş bu. Dovt isimli ırk. Adeta Q'dan bile güçlü gibi bir şey yani. Aşırı güçlü evet. Ee, ölümsüz bir varlık. Karısını öldürmüşler. Niyeyse bu böyle insanların arasında pleb gibi geziyormuş. Pasifist yani böyle şey. Traveler diye bir varlığa rastlamıştık ya daha önce ilk sezonda evet. hatırlıyor musun? Ee, şeyin çok güçlü olduğunu fark etmişti o da. Çok zeki olduğunu. Ee, West'in, Westin. zekasını fark etmişti. Ama böyle hani başkasının yancısı gibi takılıyordu. Böyle çok belli etmiyordu kendisi bile. Biraz o tatta bu da böyle. Hani insanlar arasında geziyor. Bir kadını sevmiş. Onunla takılıyor. Böyle ama pasifist. Saldırı olunca köyünü savunmak da istemiyor. Aman diyor biz karışmayalım. Çünkü kendi gücünden korkuyor. Karısı öldürülünce sinirlenmiş. Yer misin yemez misin deyip heriflerin bütün ırkını tek düşüncesiyle silmiş. Şey değil mi? husnak. Husnaklar. Husnak yok, bir, bir ırk varmış önceden. Tek düşüncesiyle silmiş abi. 50 milyar tane varlık yok ediyor. Öyle kimse. 50 milyar varlığı yok etmiş tek düşüncesiyle. Bu biraz bana yani... şey gibi geldi. Bilmiyorum hissettim mi? Pardon araya girdim de. <laughs> Saldama gibi geldi. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya bırak kardeşim yalan bunlar ya. Nasıl öldürecek beni? <laughs> Kenan komutan değil mi? Hani şey böyle. Karısı öldü dediler. Ne? Dedim orada kalan şarap içtiğim gibi daldım aralarına. Elim Fatih, Fatih gel buraya dedim. Gel dedim. Nasıl geliyor ama Fatih? Ha, <laughs> Fatih. Husnak Öldürürüm bak sizi dedim. 50 milyar bak orada bitti milyar. falan falan. Bir vuruyorum milyar sayıyorum artık. Görmeniz lazım. Nasıl dövüyorum yani? <laughs> Opa, başka bir şey diyecektim. Ne şunu diyecektim. <laughs> Bu e, çok komplo teorisi vardır ya bunda işte Traveler'la ilgili işte bir fotoğraf çıkar. Ne 100 sene önceki bir insan gördük orada telefon varmış elinde falan gibi böyle hani çarpıtma var ya da işte daha bunun ekstremi de travelerlar var ve aramızda işte reptile teorisine kadar giden evet. e, hep böyle yönetim kademelerine hızlı düşünen Burada çok daha aslında masum hani biz hep ekstreme gidiyoruz ya böyle abi işte teknoloji getirmişler biz yok oğlum adam gelmiş dolaşırken aşık olmuş ve kalmış yani bu açıdan da sevdim bölümü çok temiz o kompleye düşmüyor. Biraz şey gibi The Man From Earth gibi The Man From Earth de öyle evet. ya. Herif böyle hani ölümsüz bin yıldır geziyor dünyada da hani nasıl geziyorsun? Yani geziyorum işte ne yapayım falan hani. Sıkılmış artık. Yani böyle şey e, abartı böyle her şeyin arkasındaki zalim kötülük falan gibi bir şey değil. E, ama bölümün sonu benim açımdan ilginç. Şu açıdan ilginç. Picard falan durumu öğrenince. Heh, evet işte. ne yapalım lan biz buna deyip bırakıp gidiyorlar. Şimdi Picard Normalde böyle şey prensipleri olan bir adam yani işte birisi katilse birileri birilerini öldürdüyse bir şeyler yaptıysa falan e, hayır işte federasyon bunu kabul edemez falan filan deyip işte mesela bir önceki bölümde daha işte şeylerin karşısına çıktı e, şeyli yakların karşısına çıktı gemisine ateş bile ettirecekti gerekirse hani bir, bir 15 bin tane kolonist için. Orada çatışmayı bile göze aldı mesela prensipleri gereği. Tabii, korumak için. İşte şey burada çok ilginç. İşte Kevin diyor ki ben diyor soykırdım diyor. Ama öyle böyle değil abi. De, Dedi de. adı diyor ki 50 milyar kişiydi. Tek düşüncemle yok ettim diyor. Ama diyor çok pişmanım diyor. Üstüme geldiler. Aniden ateş aldı silahım diyor. Karımı öldürdüler falan diyor. Ama onlar yani bir keşke... gezegeni yok ediyor yani karımı öldürdüler bir anda koca bir gezegen yok. ama karısı yani... öldüğü için tepki gösteriyor. Ama ben bu bölümde şeyi görmek isterdim abi. Bir Prime Directive bölümü gibi ya da ilk sezondaki Justice bölümü gibi. Yani bu Kevin'in mevzusunu 25. dakikada çözsünler. Geri kalan 20 dakikada bizim Star Trek kadrosu otursun. Ne yapalım ne yapmayalım. Yani bunu konuşsunlar. Çünkü çok ilginç bir durum var. Mesela ben bu bölümde seninle bunu konuşmak istedim. Yani bu herife ne diyeceksin ki gerçekten? Ne evet. yapacağım? Picard döndü ya biz sizi yargılayabilecek kalifiyede değiliz zaten. O seviyede değiliz. Ama bunu ben çok işte da... soy abi herif. İşte bak o yüzden çok net anlayamadım. Şundan mı diyor yani yani senin artık hayatı algılama biçimin zaten inanılmaz uç seviyede biz böyle algılayamıyoruz bu doğru olabilir ya da yanlış olabilir diye sorgulayamam da o yüzden mi diyor yoksa aman abi biz sana bulaşmayalım mı diyor orada böyle son bir cümlesi arada... var şeyi kapatırken İşte o kısım aceleye gelmiş keşke diyorum bu ahlaki kısmın daha uzun konuşsalarmış ama Picard orada şey cümlesini kuruyor en son kendisi kaptanın seyir defterine yani diyor hani Bugüne kadar dünyaya müdahale etmedikleri için, anladın mı hani evrene müdahale etmedikleri için, hepimizi yönetmedikleri için. Daha doğrusu hani işte for his diyordu. Yani sakin sakin oturdukları evet. için tebrik etmeli bu adamı? Yoksa koca bir ırkı yok ettiği için suçlamalı mı? Bunun kararına ben varamıyorum. Ben size raporumu iletiyorum. Federasyon düşünsün bunları falan deyip o da topu üstünden atıyor. Çünkü evet yani daha üst ne diyeceksin adama şey yani. biz seni idam mı ediyoruz diyeceksin adama yani. ...evurun mu diyecek adam. Ne anladın mı? Hapis mi edeceksin adamı? Ne yapacaksın? Bir, tuhaf bir durum gerçekten bu durum. Ha, ne olduğu da belli değil oğlum. Yaratık yani orada senir. Sen bir de ceza da verem veremezsin istesen de ben. Ceza vereceğim. Ha, yani. <laughs> at Hadi at. Ne <gülüyor> yapacaksın? <gülüyor> 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 şey sahnesi var diyor. Ee, Zack Snyder'ın Man of Steel'ında da hani Superman gidiyor teslim oluyor ben yaptım diye şey çıkarıyorlar. kelepçe çıkarıyorlar böyle hani. Ha. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Falan e, <laughs> Yani şey. E... Biraz şeysi var. Hani Picard evet burada karar veremiyor ama çok büyük bir acı çekiyor. Bu acı dinmeyecek ya. Biraz da o acı da cezadır gibi bir klişe bir durumda da bırakıyor aslında. Hani çünkü herif şey istiyor ondan. Hani benim cezamı verin gibi bir şeye getiriyor aslında. Hani yani. itiraf ediyor. Diana Tron'un yanına gittiğinde tekrar konuşuyor onu kurtarırken. Bence Picard orada o aydınlanmayı yaşıyor dediğin gibi. Yani ya biz zaten şimdi ceza veremeyiz derken gerçekten yani fiziksel olarak bu adama ceza veremeyiz. Yani Türk sopa mı vuracaksın abi? Ne yapacaksın gerçekten? Ne yapabilirsin? Yani, e, kendi kendisine bir kendisine bir cezayı hapsetmiş o zaten böyle bir bir şey yaşıyor. Bir de yani yaratma yok etme gücü olan bir varlık. Ya tuhaf. Yani işte o yüzden diyorum keşke bu bölümün ilk kısmı daha erken çözülüp sonrasında bir 10 dakika hani böyle Picard şey deseydi ekip toplayıp de. ya böyle bir tip var. Ne yapak ki yani? Ne Şimdi federasyon olarak aslında bunu bir noktada cezalandırmamız lazım. Soy kırmış. Öte yandan soy kırdığına dair bir delil de yok. Ben diyor düşüncemle koca ırkı yok ettim diyor. Evet ya 50 milyar yani. <laughs> evet yani böyle çok şey galaktik boyutlarda bir suç var orada da. Ve işte bu benim ilk izlediğimde de çok kafam açmıştı. Şey oluyor böyle yani bu adam bir kişiyi öldürse katil diyeceksin ama karısı öldürdü diye düşüncesiyle soy kırabiliyorsa soy kırmak bile değil total annihilation yok oluyorlar tozları kalmıyor geriye geri de getirebilir belki bilmiyoruz ki pazarında edemiyorsun falan böyle saygılar abi hürmetler değil hakikaten gemiye binip gitmek dışında benim de aklıma bir opsiyon gelmiyor vallahi şey de ilginç şimdi düşündükçe çıkıyor biraz şimdi bu bir varlık ne olduğunu bil bilmiyoruz böyle inanılmaz. Yani psycho güç ölüyor patlamak üzere insanların arasına giriyor acaba bu ya çünkü böyle bir varlığın şeyden ikna olamıyorsun ya yani aşkı için bir şey yapacak ne aşkım oğlum yani artık gitmiş ya yani evreni evreninde fink atıyor adam oğlum ne aşkı ama sonra işte insanlarla yaşaması işte onların seviyesine inmesi o ilkellik bizim ilkellik olarak tanımlayabileceğiz ama belki onun için çok farklı duygular yaşatabilen artık ya çünkü şeyi biz de hissediyoruz ya bazen. Hani bir şey yapmak istersin, çok istersin. imkanın olur, yaparsın ve şey olursun. Okey, güzelmiş tabi Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Hmm. Çünkü bu adam bunların hepsine sahip ama bambaşka bir şey yaşadığı, yaşayabilecek imkan bulunca da hemen o seviyeye iniyor ve aşkımı şey işi diyor yani. Bak, Minecraft oynamışlığım var mıdır hiç? Yok, ben çok giremedim o dünyaya. Minecraft'ın bir kreatif modu var, bir de survivor modu var, tamam mı? Survivor moduna giriyorsun. Elimde hiçbir şeyin yok. Sürekli acıkıyorsun, susuyorsun. İşte böyle taşlara vuruyorsun. Taşlardan başka taşlar düşüyor. Onlarla kazma yapıyorsun. Kazmayla toprağı kazıyorsun. Yavaş yavaş da işte kumdan işte ne bileyim tahtadan ilk evlerini yapıyorsun böyle. Anladın mı? Sonra yavaş yavaş gelişiyorsun. Bir bakıyorsun bir hafta sonra kalem var, büyüler atıyorsun, teleport kapıları açmışsın diyorsun ki tamam ya this is my kingdom ya. Burayı ben yaptım. Aynısını 4 dakikada kreatif modda yapabilirsin. 4 dakikada. Wow. Hiç haline nasıl vermiyor yani ama bu, yani ha, mesele biraz o. Creative modda çünkü canın yok, sınırsız kaynağın var. İstediğin tıkladığın anda istediğin yere ama koyabiliyorsun. Hiçbir resim şey, yapıyor gibisin edeyim. orada biraz da. Yani. Aynen, creative hey, mod hey, demişler hey, hani onu zaten. god mod demek yine creative demişler <laughs> ama god mod. Yani bence Kevin'in yaptığı da bu. Çünkü daha küçük bir şeye park ederek bir şeylerden tekrar tat ve haz almaya çalışıyor herhalde. Evet. Yani biraz öyle. Ee, bunu de, de yani bu konuda tatmin olma ihtiyacı demek ki o seviyede bile oluyor yani kaçamıyorsun ondan. Bu bir canlı olma ama işte bir yandan da Star şu dengesi güzel yani bir yandan da işte Shellyak var, Borg var, Nanite'lar var. Yani bunlarda bu duyguları daha görmedik belki de görünecektir belli noktalarını bilmiyorum ama yine bu insanlara karışmaları ile ilgili. Tabi onlar da insana karışmıyorlar yani insanı çok aşağıda gördükleri için onlar hiç bakmıyorlar zaten. Burada da tabii biraz şey oluyor. İnsan çok özel bir varlıktır gibi bir şey de geliyor. Ama orada ben yok, çok bence, yok. Bence Yok tam öyle ona gelmiyor. Bence Kevin'in bir insana ya da bir ölümlüye bu kadar sevgi duymasının arkasında şöyle bir durum olabilir. Bunu da şey gibi düşün. Hani böyle işte bazen şeyleri paylaşırız ya böyle. İşte atıyorum taş varmış bir yerde de bin yıl rüzgar esmiş. O taş böyle ucunda kalmış falan böyle dengede duruyor mesela. Yani ha, evet. Doğa harikası böyle şey. Büyüleyici böyle şeyler çıkar. Vay dersin doğa ne de biçim resim yapmış buraya halbuki şey olsa hani birisi gidip taşın ortasına diğer taşı böyle vinçle yerleştirip onu orada böyle koysa aynı fotoğrafı çıkarabilirler. Ama hani doğanın rüzgarının esmesiyle onun ortaya çıkması seni büyülerken birilerinin gidip onu oraya plastik bir şeyle pıt diye yapıştırarak koyması <laughs> evet. Bir evet. anda bütün büyüsünü kaçırıyor. İknal Bence Kevin gibi bir varlık her şeyi yapma kudretine sahipken işte şeyden etkilenir. Mesela sevdiği kadın, e, unuttum şimdi kadının ismini. Ama ben sevdiği değil. kadın doğanın bir mucizesi ya. İşte onun annesinin annesi varmış, onun annesi varmış, o yaşamış gelmiş. Ha sen kere. daha doğal bir mucize gibi görüyordur diye düşünüyorsun. Okay. Evet evet şey gibi değil. Yoksa ben hani böyle ay işte içimde bir takım eksiklikler var. Dur karıma oturayım anlatayım. O da bana sen haklısın kocacığım desin falan. Hani bu tarz bir merak olduğunu düşünmüyorum ben Kevin'in. Bence Kevin kadının bir takım huylarını böyle doğanın bir mucizesi sahnesi. Bir takım genetik silsiller, silsileler sonucunda ortaya çıkmış. Hayran olursa, bir, olması bir şey olarak görmüş olmalı kadını. Biz nasıl bugün doğaya baktığımızda öyle görüyoruz. Çünkü ne bileyim işte yani sen bir ağacı istediğin gibi kesebiliyorsun ama o ağaç hani 70 senede 100 senede yetişiyor ya ve güzelliği böyle Tabii. kırılgan bir şey ya o kırılgan güzelliğe düşmüş olabilir Kevin bence insanlar arasında. Zaten şeyde yapmıyor biraz şimdi orası da friki ama işte kadını kendi zihninde yarattığında ve onu diğerlerine gösterdiğinde yine uç bir noktaya götürmüyor yine basit işler yaptı beraber dans Hı -hı. ediyorlar. İşte yemek yaptım, çay koydum, toprağı belledim kocam işte gel bak burada biber var falan. Tabii, tabii. O basitliği evet o biraz belki de dediğin gibi mucize gibi görüyor olabilir. Onun için farklı bir görüntü. Tabii hala toprağı eşelemekle uğraşıyor. Ne bileyim işte gerçekten şey bu demin anlattığım hani bir e, Doğan'ın ortaya çıkarttığı bir şeyi beğenmiş ve kendisi de emek vermeye çalışıyor. Tam bir Minecraft oyuncusunu anlayabilse psikoloji anladın mı? Yani, <laughs> gerçekten. Mesela internetten herhangi bir tane harita indirebiliyorsun Minecraft'tan anladın mı? Adam Winterfell'i yapmış abi. Game of Thrones A, evet, haritası onları var. Onları gördüm artık. ya, onları gördüm. ya. Yani. Ama sen indirdiğin zaman şöyle bakıyorsun. Ulan diyorsun herif ne yapmış ya diyorsun. Ama kendin yapman veyahut da aslında mesela benim Minecraft'ta sevdiğim bir şeydir. Minecraft'ta algoritmanın ortaya çıkarttığı mağaraları keşfetmeyi severim ben. Hmm. Tıpkı doğanın mucizeleri gibi algoritma da aslında doğa gibi kanunlarla çalışıyor ya bazen öyle bir denk geliyor ki işte tam bir mağara bir dancını kesmiş oluyor. O dancının ortasından da lav akıyor. Bir de böyle artı ile açıyorsun. Onu diyorsun. O oh. <laughs> kadar güzel bir algoritma ortaya diyorsun. İnsan tasarımı değil ama şans. Yani şans ya da işte algoritma hani doğa da öyle bir algoritma ya. Bence Kevin böyle bir şeylerin peşine düşmüş olabilir. İlginç geldi bana. Minecraft'ın olayı o zaten değil mi? Onlar tamamen random yaratıyor kendi oyun içerisinde. Yani. Tabii tabii. Yani şu an videomuzu konusuyla ama Minecraft'ın asıl olayı şey değil yani. <laughs> bilmem ne de bilmem kimi yakaladık işte. <gülüyor> hani, <gülüyor> kim? <gülüyor> tabii canım. Minecraft'ın küçük bilmem ne trenine bir. Yani Minecraft'ın olduğu ürün hani şuradaysa Minecraft tüketenler şurada şurada falan tüketiyorlar. Ekrana evet, koyamıyorum evet. Minecraft'ın tüketildiği yeri ben şu anda. Şu an düşünce de herhalde satıldığı fiyat çok komik kalıyordur. ya. Şu dönem satılsa 10 katına falan satılırdı herhalde. Öyle. Evet. Bu yani çok konuşamayız dedik ama olayın örgüsü üzerinden bayağı da muhabbet çıktı. Ee... Şu, evet. Ben bu bölümde de bunu daha çok görmek isterdim. Picard bir otursun, Riker bir fikir söylesin, Data 2 sorsun. Efendim ölümsüz varlık nedir yani? <laughs> falan, şeyler. Bir şeyler sorsun. Tamam. <laughs> Beni kullanmayamaz mı? Bana da bir yandaş lazım falan. Ne böyle Kevin Kevin'ı Starfleet'e niye katma teklifiyle gelmiyoruz? Bir bölüm daha koyardım ben bunun arkasına. Bir kart gider derdi ki kanka gel seni Starfleet'e alalım. Sana amirallik veririz. <laughs> Bizim Q diye bir yavşak var. Gelip duruyor. Onu da bir kovarsın. <laughs> aynen aynen. Gel seni Q ile tanıştırırız. Belki onun tanıdığı bir kız falan vardı. Sana da bir ölümsüz yapalım falan. Yani böyle ne bileyim birazcık daha ilginç şeyler çıkabilirdi buradan. Kevin çok ilginç bir varlık çünkü. Ee, biraz şeye odaklanmış evet çözüme odaklanmış bölüm. Daha gizemli bir hmm. bölüm. Ama bu daha tabi yani, seyirciye seyirciye gizemi hitap eden. Diyor, mi? Aa, gizemi çözdük diyor. Sonra köklüyorlar kaçıyorlar. Ben olsam daha oraya 20 gemi daha çağırdım lan gelin gelin diye. Gerçi bu sefer işte sinirleri federasyon da silebilir lan gidin diye. Evet tabi o da var yani çok da riskli bir karakter. Ha, tam kapatır kapı önü gibi olacak evet. ama şey evet yani adamın tepkisini de bilemiyorsun. Bir yandan Picard'ın o düşüncesi de kesin oluşuyor orada. Lan tamam böyle diyor da ters bir şey yaparsak <laughs> bir anda bütün kökümüzü kurutmasın yani. Dur tamam abicim falan da olabilir yani. Bütün, bütün bölümü Picard'ların zaten yok olmadan atlatmış olmalarının ne kadar büyük şans ve lütuf olduğunu görüyorsunuz. Zaten hani Picard'ın dediği de o hani Conscience dedi orada bir nevi aslında hani lüt, lütfundan ötürü teşekkür ediyoruz. Hani bak bizi yok etmedi ya da yönetmedi bir evet. şey gibi Doktor Manhattan sinirlerip böyle herkesi teleport ediyor diyor yanında sahnede. <gülüyor> evet evet. <laughs> Şeysa. Televizyon sahnesinde. Aynen. Valla bu bölüm izleyin ya güzeldi. 3. Ee, sezon 3. bölümü de böylece paketlemiş olduk. Buradan da 4'e geçeceğiz. Who watches the watchers bölümü bir sonraki bölümde yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bye bakalım. Bye. görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.